Arkadaşlar merhaba, Seyit Yalçın Tematik Matematik kanalında bir integral alma sorusuyla beraberiz. Yine MEP kazanımından bir soru. Başlıyoruz. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için f'in türevindeyiz. F'in karesiyle 2x'in çarpımına eşit. f2-1 olduğuna göre f3 kaçtır? Şimdi bak şöyle gideceğiz. Şu f'in türevinde x ile f kare x arasında ilinti kurmaya çalışacağız. Ama nasıl? Önerim şudur. Yazayım ben şuraya. Çarpı 2x. Peki. Şimdi şu f kare x'i şunun altına alalım. Tamam mı? Bölüm olarak. Eşittir 2x. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi her tarafın integralini almaya çalışacağız. Niye böyle bir şey yapıyorum? 2x'in integralini almak kolay. O yüzden onu yalnız bıraktım ki oradan bir test yapacağız. Alalım. Bak. Alıyorum. İntegral alırken yalnız şurada bir dx ihtiyacım var. Aynısından şurada da var. Güzel. Şu anda bu integralin aslında bu integral olduğunu görmüş olduk. Yalnız bu integralleri alırken birazdan bir de sınır falan koyacağım. O işe en son gireceğim. Sınırlara ne koyacağım biliyor musun? Bak şurada f2 var, şurada f3 var. Birazdan diyeceğim ki 2'den 3'e kadar bu integral, 2'den 3'e kadar bu integralle bunlar aynı şeydir. Peki. De! Ben şu integrali nasıl alacağım? Bunu almak kolay. Benim bütün olayım şurada. Diyeceğim ki f'in türevinde x tek başına olsa süperdi ama şu var. Bu tek başına olsa gene iyiydi. Mesela şunu biliyorum. Mesela dx bölü x kare dediğin şeyin integralini güzel güzel alırım ben. Niye? X üzeri eksi 2 dx'e benzetirdim filan. Ama öyle değil şu anda. Ben de size diyeceğim ki değişken değiştirme. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Fx'e u dersem. Bak fx'e u dersem. Şura ne oldu? U kare oldu bak. Her tarafın türevini alıyorduk. Birincinin türevi f'in türevinde x. Dx, birincinin türevi, u'nun türevi 1 çarpı du. Güzel. Bak şu ifade neye dönüşüyor? Fark et. F'in türevinde x, dx var bak. F'in türevinde x çarpı dx yukarıda. Yukarısı ne? Du bölü aşağısı u kare. Yani şu integral aslında şu integral. Peki bu integral nasıl alınıyor? Eşittir u üzeri eksi 2 du. Al onu da. Üstü bir arttır. U üzeri eksi 1 aşağıya yaz. Eksi artı c. Yani eksi 1 bölü u artı c. U neydi? Fx'ti. Yani eksi 1 bölü fx diye bitecek. Çok güzel. Biz şu anda belirli integral yaptığımız için c'lerle falan işim yok. Bak şurayı hallediyorum artık bak. Buradan geçiş yapıyorum. Şimdi şunun integralinin ne olduğunu anladım ben. Eksi 1 bölü fx olduğunu anladım. Kaçtan kaça? 2'den 3'e. Eşittir. Bu 2x neyin türevi? X karenin türevi. O zaman x kare nereden nereye? 3'ten 2'ye. İşte bu. Alalım. 3 koy. Eksi 1 bölü f3. Eksi. X'lerin 2 yerine eksi 1 bölü f2. Eşittir. X kare. 3 koyarsan 3'ün karesi 9. 2 koyarsan 2'nin karesi 4. Tamam. Eksi 1 bölü. Şimdi bilgim neydi benim? F2'nin eksi 1 olduğuydu. Yazacağım. F3 artı. Bak eksi eksi artı. 1 bölü F2. F2 ne? Eksi 1. Şöyle yazdım. Eşittir 5. Burası eksi 1. Karşıya attım. Artı 1 diye geçti. Eksi 1 bölü F3 eşittir 6. F3 ne oldu? Eksi 1 bölü 6 oldu. Sorumuzun cevabını bulduk. Bu sorudaki kök kazanımımız ne bizim? 1. Tanıdık bir şeyi yalnız bıraktık. Sonra şu ifadenin integralini almaya çalıştık. İntegral alırken neyi kullandık? Değişken değiştirme dediğimiz şey nasıl kullanacağımıza bakıp kalanı işlemle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.